Arkadaşlar şimdi de substrat yüzeyinin enzimsel reaksiyonun hızına etkisi üzerine çalışalım. Substrat yüzeyi arttıkça reaksiyon hızı artacaktır tipik olarak bunu şöyle söyleriz. Dişlerimizle büyük et parçalarını parçalarız. Neden? Çünkü mekanik olarak parçaladığımız et parçası daha sonra midemizde pepsin enzimi sayesinde daha kolay parçalanacaktır. Yani büyük bir et parçasını mı daha kolay sindirirsiniz yoksa kıyma haline getirilmiş ya da parçalanmış bir et parçası mı dediğimizde cevabımız mekanik olarak parçalanmış küçük parçalara ayrılmış eti daha kolay sindirmemiz olacaktır. O zaman buradaki espri substrat yüzeyi arttıkça reaksiyonun hızı artacaktır. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar yani bir kıyma et kuş başından daha kolay sindirilir. Peki bir, bir soru kurguladığımızda en tipik özelliklerden bir tanesi şu. Şimdi arkadaşlar bir örnek verelim. H2O2 hidrojen peroksit katalaz enzimi sayesinde önce bundan bir bahsedelim. Suya ve oksijene parçalanır. Bu enzim sayesinde yaklaşık zaten 9 saniye süren bir reaksiyondur. Katalaz nerede bulunur? Katalaz karaciğerin ya da böbreğin içerisinde bulunan özel bir enzimdir. Karaciğerde bulunur. Şimdi katalazla ilgili bir deney yapalım. Fakat bu deneyde dikkatimizi çekecek bir olaydan bahsedeceğiz. Şimdi soru şu. Bir deney tüp alıyorum ve deney tüpünün içerisine birinci deney tüpüme yaklaşık 100 gram parça karaciğer koyuyorum. İkinci deney tüpüme de yine yaklaşık 100 gram ama ezilmiş, dövülmüş ya da kıyma haline getirilmiş. Ezilmiş ya da kıyma haline getirilmiş yine 100 gram karaciğer koyuyorum. Daha sonra bu iki kabın içerisine de yaklaşık 10 mililitre H2O2 yani hidrojen peroksit yerleştiriyorum ve bir süre sonra her iki kaptan da bir gaz çıkışı görüyoruz. Gazın ne olduğunu söylüyoruz oksijen. Çünkü ne demiştik? Hidrojen peroksit karaciğerin içinde bulunan katalaz enzimi sayesinde parçalanır ve buradan oksijen çıkışını görürsünüz. Hangisinde daha hızlı oksijen çıkar dediğimizde şekli incelediğimizde hepimiz istisnasız ikinci kapta daha hızlı oksijen çıkar deriz. Ama şimdi önergeleri yazalım. 1. Hangi kapta daha çok dediğimizde sizin şöyle demeniz gerekir. Birim zamanda mı yoksa reaksiyonun sonunda mı? Birim zamandaki oksijen çıkışı hangisinde daha fazladır? de fazladır diyeceksiniz. Doğru. Peki şuna bakalım. Hangisinde daha çok? Daha çok ifadesini kullanamazsınız. Çünkü her ikisinde de 10 ml O2 varsa her iki kapta da ne vardır arkadaşlar? Her iki kapta da eşit oksijen çıkışı göreceksiniz bu bizim için önemli. Peki, üçüncü ifade şu. İkinci kapta birim zamanda ikinci kapta birim zamanda daha çok oksijen çıkma nedeni acaba? Soru şu. Substrat yüzeyi arttığı için mi? Yoksa reaksiyona giren enzim miktarı arttığı için mi? reaksiyona giren enzim miktarı artışı için midir diyoruz. Düşündüğümüzde hepimiz bir ön yargıyla yaklaşır ve deriz ki aa evet burada ezmiştik substrat yüzeyi artmıştı. Lütfen dikkat edelim arkadaşlar biz burada karaciğeri yemiyoruz. Buradaki substrat karaciğerin kendisi değil. Buradaki substratımız H2O2. Dolayısıyla substrat aynen hiçbir değişikliğe ne yapmadı? Uğramadı. Substratımız burada aynı. Değişen şey nedir arkadaşlar? Sadece o 100 gram karaciğeri ezdiğinizde sizin açığa çıkan enzim miktarınız artmıştır. O zaman açığa çıkan enzim miktarı artmıştır. Dolayısıyla da reaksiyona giren enzim miktarı artışıdır. Buradaki daha çok oksijen gazının çıkma nedeni. Ama ne zaman? Birim zamanda daha çok oksijen gazının çıkış nedeni. İkinci kapta karaciğeri ezdiğimiz için reaksiyona giren enzim miktarı yani enzim etkinliği artmıştır substrat yüzeyi değil. <laughs>